Tımarhane'den hepinize selamlar. Arkadaşlar, bugünkü konumuz asgari ücret. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324,70 lira olarak belirlenmiştir. Evet, bildiğimiz üzere asgari ücret açıklandı. Bakan Selçuk bugün bir basın toplantısı düzenledi ve şu anki 2020 yılı içerisinde geçerli olacak asgari ücret oranlarını açıkladı, asgari ücret miktarını açıkladı. Şimdi bu açıklamaya geçmeden önce, yani asgari ücret fiyatlarını tartışmadan önce, konuşmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de malum alım gücü belli bir seviyede ve bu seviyede çok iyi değil aslında. Nasıl iyi değil? Belli bir kesim var ve bu kesim çok zengin. Başka bir kesim var, o kesim de çok fakir. Eskiden mevcut bulunan orta direkt diye tabir edilen halk kalmadı. Çünkü bir kısım asgari ücretle çalışmak zorunda, diğer kısım da o asgari ücreti verenler ve verenlerin aileleri olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Şimdi asgari ücret oranını dediğim gibi daha geçmiyorum, henüz geçmiyorum. Burada öncelikle irdelememiz gereken hususlar var. Bu hususlar öncelikle asgari ücret verecek olan, yani işverenlerin ne kadar vergilerden muaf kalındı. Şimdi bakıyorsunuz, bir tarafta bir işveren var. Evet, güzel istihdam sağlıyor. Halkımızdan, milletimizden istihdamlar yaratıyor. Bu ne demek? Yani bizim ülkemizde genç, orta yaşlı, ki yaşlı çalıştıramıyorlar malumunuz. Bir de öyle bir saçmalık var. Bu tür insanlar işte bu işverenlerin fabrikalarında, şirketlerinde, atölyelerinde ve her neyse bilumum yerlerde çalıştırılıyorlar. Şimdi güzel, hoş, istihdam sağlıyorlar, evet, destek oluyorlar, evet. Vatana, millete de en azından üretiyoruz yalanlarıyla, ki buna ben inanmıyorum, ki yalan diyorum bu yüzden, destek oluyoruz diyorlar. Evet, güzel. Peki şunu söyleyeceğim. Allah aşkına bana bir Allah'ın kulu açıklasın, bana bunun doğrusunu açıklayın. Ekonomist kim varsa, ekonomiden anlayan kim varsa lütfen bana bir açıklasın. Bir kişi çalışan, ailede bir kişi çalışıyor diyelim. Ve bu bir kişi de işçi. Yani bugün bakanın açıklamış olduğu o birey dediği işçi. Bir işçi bireyden bahsediyoruz. Ne kadar maaş alacak aylık? 2.324 lira. Peki ben buradan Bakan Selçuk'a soruyorum. Sayın Bakan, 2.324 lira para ile bir ay boyunca acaba siz geçinebilir misiniz? Bakın, sadece siz, evlatlarınızı saymıyorum, çocuklarınızı saymıyorum, kocanızı saymıyorum, ailenizi saymıyorum. Sadece siz 2.324 lirayla geçinebilir misiniz? Geçinemezsiniz. Ki geçinebilseydiniz şu anda doygun maaşlar üzerinde bu kadar tasarruf sağlayamazdınız. Değil mi? Ki şu anki maaşlarınız bile yetmiyor. Ki milyon TL'lik telefon faturalarınız, araçlarınızın benzinleri, öyle değil mi? Ha pardon, siz gerçi bunları vatan millet için kullanıyorsunuz. Anlıyorum. Anlıyorum ya. Gerçekten hata bende. Oysa ki biz 2.324 lirayla vatan millet uğruna ne yapabiliyoruz ki? Hiçbir şey. Sizin yanınızda biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Çünkü kendi evlerimizde bile geçinemiyoruz. Yani 2.324 lirayla Allah rızası için bana bir Allah'ın kulu açıklasın nasıl geçinebileceğini. Bakın, ben yeni evlendim. Ve bir ev dizmenin, bir ev oluşturabilmenin, ki ucuz maliyetlerle bunu yapmaya çalışan biri olarak söylüyorum, en az 50 bin lira. Bütün her şeyi. Beyaz eşyası falanı filanı şusu busu, 50 bin liradan bahsediyorum. Ve bu 50 bin lira bende yok. İşçiyim çünkü. Ve ben bunu taksit de alıyorum. Benim 50 bin lira için ödemiş olduğum taksit, ki bu bir yere ödemiyoruz bunları. Bakın, çocuğum yok. Yani sizin demiş olduğunuz o 3 çocuklu için işte verilecek miktar farklı. Bu sadece tek bekar işte ya da
Falan filan ya, çocuğu olmayanlara vereceğimiz para dediniz 2324 lira için. Söylüyorum buradan, ben evliyim ve çocuğum yok. Bir eşim ve bir ben varız. Eşim çalışmıyor. 2324 lirayla ben yeni evlenmiş olduğum evin taksitlerini mi ödeyeyim? Ben faturalarımı ödeyeyim? Ben kişisel ihtiyaçlarımı mı karşılayayım? Yoksa evimin kirasını mı vereyim? Oturduğum ev 1000 lira bu arada bakanın. 1000 liraya oturuyorum ben. Kira veriyorum her ay. Yani bu ne demek biliyor musunuz bakan hanım? 2324 lira, o büyük büyük söylediğiniz 2324 lira var ya. Ha, işte onun 1000 lirasını çıkın. Ne kadar kalıyor? 1324 lira. Peki bu 1324 liranın, 1324 liranın ne kadarı sizce taksitlere gidiyor? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi bakan hanım? 1500 liradan fazlası taksite gidiyor. Peki sonuç ne? Sonuç ne? Fatura nerede? Yok. Erzak nerede? Yok. Kişisel ihtiyaçlar nerede? Yok. O büyük büyük söylediğiniz alım gücü nerede? Yok. Lütfen bu kadar kör olmayın ya. Bu kadar kör olmayın. Üç çocuklular için de bir miktar belirlediniz. Bu miktarda 2479 lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Bekarla 3 çocuklu evli bir insanın aldığı para arasında 155 liracık bir fark var. Yani diyorsunuz ki hani 3 çocuk 3 çocuk 3 çocuk diyoruz. Değil mi? Çoğalabilmemiz için, genç nüfus için, değil mi bakan hanım? Ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yüzden 3 çocuk 3 çocuk diyordu. Peki 3 çocuğun farkı 155 lira mı? Benle 3 tane çocuğu olan adama arasına 155 lira bir fark koyuyorsunuz. 155 lirayla 3 tane çocuğu bir ay doyurabiliyor musunuz? Doyurabilecek misiniz 3 tane çocuğu 155 TL'ye? Yanınıza işverenleri alıyorsunuz ki buradan gerçekten işçi haklarını savunan sendika başkanımız son derece kutluyorum. Dedi ki biz muhalefet edeceğiz Sayın Bakan. Biz bu rakamı kabul etmiyoruz dedi. Ve masadan kalkıyoruz dedi. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Sonuna kadar. Çünkü hakkın yanında duruyor. Bakın hakkın yanında diyorum. Güçlünün yanında değil. İşverenlerin yanında durmuyor. Ya da onlara yaranmak için kalkıp da evet ben de onayladım, elimi kaldırdım. Ha, evet çok güzel bir zam yaptık falan gibi bir şey söylemiyor. Ve sizin yanınızda son derece saygılı bir şekilde Sayın Bakanım biz bu miktarı kabul etmiyoruz. Bizim hedefimizde 2500 lira vardı diyor. Son derece takdire şayan bir hareket. Kamuoyunun önünde sizin yanınızda bunu söylemesi de son derece takdir ettiğim davranışların başında geliyor. Kendisini tanımam etmem. Ben de herhangi bir sendikaya üye falan da değilim. Basit bir işçiyim sadece. Vatanını, milletini seven, son derece bayrağına, milletine son derece düşkün bir adam. Yani nasıl anlatacağız bunu? Bu büyük zamı nasıl anlatacağız? Yani Allah aşkına, sizin ki sizin dememe bakmayın. Aslında siz de bizsiniz. Biz seçiyoruz çünkü. Yani siz de bizdensiniz. O yüzden bir ayrım yapmak da istemiyorum. Dediğim gibi ben devletine sonuna kadar bağlı bir adamım. Ama yanlışa yanlış demek, yapılmayana yapılmadı demek, yapılacak olanı hadi artık yapalım demek de bizim görevimiz. Çünkü ben burada kırıcı bir eleştiri yapmıyorum ya da ben burada hakaret, küfür, argo hiçbir şey kullanmıyorum. Ben sadece burada yapılması gereken bir işçinin sesini duyurmaya çalışıyorum size. Yapıcı bir eleştiri yaptığımı düşünüyorum. Ki demokrasilerde eleştiriler vardır diye biliyorum, değil mi? Yanlış bilmiyorsam eğer. Demokrasi yaşayan bir ülkedeyiz. Bu yüzden de ben de eleştiri hakkımı kullanarak sizlerin yapmış olduğu veya vermiş olduğu bu kararı eleştiriyorum. Büyük işverenlerden çok büyük miktarlarda vergiler siliyorsunuz. Vergi affı çıkarıyorsunuz. Büyük miktarlar.
Futbolu çok sevmeme rağmen, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den falandan filandan büyük kulüplerden de büyük miktarlarda vergi affediyorsunuz. Peki sormak istiyorum size. Buradaki vergileri affediyorsunuz da, bu affettiğiniz, yani vergilerini affettiğiniz kurumlar sizlere ne kazandırdı? Bizlere ne kazandırdı? Yani devletimize ne kazandırdılar? Büyük kulüplere bakıyorsunuz. Bir Avrupa şampiyonası mı? Yok. UEFA Şampiyonlar Ligi? Yok. Herhangi bir olimpiyatta temsil, herhangi bir ülkede temsil? Yok. Milli takıma bakıyorsunuz. Daha bu sene Şenol Güneş'ten Allah razı olsun. Onun sayesinde şu anda Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandık. Öncesi yok. Peki işçiye ne yapılıyor? Yani işçiye ne yapılıyor? Vergi affı var mı? Yok. Herhangi bir şekilde KDV'den, ÖTV'den muafsın var mı? Yok. Aldığımız her üründe, bırakın ürünü, alacağımız sizin şu açıklamış olduğunuz 2324 lira asgari ücret. Bakın brütü söylüyorsunuz. Brütünü söylemenize gerek yok. Çünkü bizim elimize gelmeden bizim maaşımız üzerinden zaten vergiler kesiliyor. Kuş kadar maaşın vergisini çatır çatır her ay veriyoruz. Peki yanınızda oturan işverenler acaba ne kadar vergi ödüyor? Hı? Affettiklerinizi saymayın ama. Ne kadar vergi ödüyor? Ya yazıktır, günahtır. Bu kadar insana, bu kadar emekçiye, bu kadar işçiye yazıktır. Bakın günde 8 saat, 9 saat, 10 saat, hatta ve hatta bazen AVM'lerde dahi şayet oluyoruz. Ki AVM'ye gidiyorsanız siz de şahitsiniz. AVM'de çalışan arkadaşlarım beni çok iyi anlayacak. 12 saat çalışıyoruz günde. Karşılığı 2324 lira mı? Bunun üstüne daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bu açıklanmış olan miktara tepkimi ortaya koyuyorum. Bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir ferdi, bir birey olarak, işçisi olarak bu şekilde tepkimi göstermek istiyorum. Buradan da tüm benim gibi düşünen arkadaşları yorumlara davet ediyorum ve seslerini çıkarmalarını söylüyorum. Ses çıkarmadan kastım da şu. Bunu pislik yaparak, yakıp yıkarak ya da küfürler ederek, hakaretler savurarak değil. Bunu demokrasiyi kullanarak, aklımızı, bilincimizi kullanarak yapıcı, olumlu eleştirilerle dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülke, bu devlet, bu millet her daim bütün kalmak zorunda. Düşünce ayrılıklarımız olabilir. Benim oy verdiğim hükümet de olabilir başta. Ama önemli olan şey burada eksik var diyebilmek. Düzgün bir dille, düzgün bir üslupla. Ve ben de bugün bu hakkımı kullanarak bu hükümetin, bu Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu araştırmalar ve bu görüşmeler, bu müzakereler sonucunda ortaya çıkarmış olduğu asgari ücreti kabul etmediğimi ve bunun gerçekten Türk milletine yakışmadığını, Türk milletinin hakkının verilmediğini söylemek istiyorum. Karar Yüce Türk milletinin. Diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Allah çalışan emekçilere yardım etsin. Allah evini geçindirmek için tek bir maaşla gece gündüz çalışan emekçilerin yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.